Vekilleri, Samsun Çarşamba ilçemizde yapılması planlanan biyokütle enerji santraline dikkat çekmek istiyorum. Çarşamba Ovası Türkiye'nin 10. en büyük ovasıdır. Depolama alanı için alınan ruhsatta kaçak santralin yapılmasına başlanmıştır. Buna izin veren Çarşamba Belediyesi suç işlemiştir. Terme ve Ayvacık Ziraat Odası başkanları da bu konuda suç duyurusunda bulunmuştur. Değerli arkadaşlar, ben şimdi size bu kürsüden Çarşamba Ovası'nın resmini gösteriyorum. Bakın, burası Çarşamba Ovası. Yeşilden başka bir şey görüyor musunuz? Yok. Peki santral nereye yapılıyor? Tam bunun ortasına. Şimdi buraya tarım alanının dışındadır diyebilmek için insanın aklından problemi olması lazım. Burada Samsun milletvekillerimiz de var. Resim bu. Türkiye'nin en büyük ovasından biri. Her taraf yemyeşil. Biz tam ovanın ortasına santral yapıyoruz. Peki bu santral ovanın ortasına yapılmasının sebebi ne? Bunun altında maden mi var? Yani bu alanın altından çıkan bir madenle mi bu tesis çalışıyor? Kesinlikle hayır. Biyokütle tesisleri bitkisel atıklarla çalışan bir tesis. Yani tarımsal alanların yerine bunu tarım elverişli olmayan, Samsun'da bir sürü yer var, daha kıraç arazilere yapmak mümkün. Burada sadece taşıma maliyeti ortaya çıkar. Zaten burada yapılacak santral da taşımayla üretilecek, elde edilecek malzemelerden elde edilecek enerjidir. Herhangi bir yere de kurulabilir. Kaldı ki biz bundan da endişe duyuyoruz. Duyuyoruz, işitiyoruz ki burası sanayi alanı olarak da genişletilmek isteniyor. Bu da doğru değildir. Ben şahsen şunu ifade ediyorum. Tarımsal alanların üzerine bırakın enerji santrallerini yapmayı, bırakın sanayi tesislerini yapmayı, konut bile yapmaya burada hiç kimsenin hakkı yok. Konut bile bu alanlara yapılamaz.